Sevgili dostlar, sizlerden gelen sorularla çok merak ettiğiniz konuları yanıtlamaya çalışacağız. Sorumuzu alalım. Neden ucuz olsun? Aslında soruya soruyla cevap vermek lazım. Çünkü gıda ucuz olmaması gereken bir şey. Telefon alırken, araba alırken, bilgisayar alırken, giysi alırken kendimize en güzelini, en yakışanını, hatta fiyatına bakmadan gücümüzün verdiği ölçüde parasını harcayıp alıyoruz. Gıda alırken akşam pazarını ya da indirimleri takip edip en ucuzunu almaya çalışıyoruz. Dolayısıyla aslında sağlıksız bir bedenin, yani pandemide gördük, yatığı olanlar da yatağa gidemedi. Herkes evine kapandı. Zengin, fakir, herkes aynı koşullarda yaşadı. Dolayısıyla bir şeyi, eğer iyi bir telefonu kullanmak istiyorsak, iyi bir arabaya binmek istiyorsak, öncelikle biz iyi olmalıyız. Yani biz sağlıklı değilsek, doğru gıdalarla beslenmiyorsak, neye sahip olduğumuzun, arabamızın ya da başka bir şeyimizin değerinin anlamı kalmıyor. Peki neden pahalı? Pahalı olmak zorunda mı? Hayır, pahalı olmak zorunda değil. Ama yumurta tavuk, tavuk yumurta ilişkisi var. Organik ürün tüketimi arttıkça fiyatlar aşağıya doğru görece olarak düşecek. Örneğin bugün 1 milyar euronun üzerinde organik ürün tüketimi olan Almanya'da organik ürünlerle ya da İsviçre'de organik ürünlerle organik olmayan ürünlerin aynı dönemde aynı ürünlerin birbirine fiyat farkı %15-20'ler arasında. Bizlerde 2 kat civarında, 3 kat olanlar var. Neden? Çünkü lojistik gideri, sabit giderler, herhangi bir dükkan açtığınızda ya da bir rafa, bir markete koyduğunuzda o market bir metrekareden ne kadar ciro yaptığına bakıyor. Organik ürünle bir ürün rafta ayda 4 sefer devri daim yaparken konvansiyonel ürünle 40 sefer yapıyor. Yani raftaki ürünü 40 sefer değiştiriyor. Dolayısıyla 40 seferde değişse, 4 seferde değişse aynı dükkan kirası veriyor. Dolayısıyla organik ürünün içine koyarken dükkan kirası 10 kat daha fazla oluyor konvansiyonel göre. Aynı tezgahları satıcıyı çalıştırıyor. O satıcının maaşı organik ürün satarsa daha düşük olmuyor. Devri daim dediğimiz stok devir hızı düşürebilirsek, yani daha fazla ürün tüketimi olursa organikte fiyatlar düşecektir. Bu bir. İkincisi, organik ürün olması için bir ürünün belgelendirmesi gerekiyor. Belgelendirme giderleri var. Yani noterden alışveriş. Mesela bir araba alıyorsunuz değil mi? Noterden işlemi yapıyorsunuz. Gitmeyin notere. Alışverişi alıcıyla satıcı versin parayı. Değiş tokuş yapın. Oluyor mu? Olmuyor. Araya noter koyduğunuzda güvence oluyor. Ama noter para veriyorsunuz. Noter sizden o ürünü belgelendirirken para alıyor. Dolayısıyla siz organik ürün olduğunu belgelendirmek için bir kontrol sertifikası kuruşuna para vermeniz gerekiyor. Bir kontrol sertifikasının giderleri oluyor. Artı tam kontrol sertifikası kuruşu belgeye verdi ama belki bir şekilde çevresel faktörlerde bulaşıklık olabilir. Laboratuvara analiz ettirmeniz gerekiyor. Organik ürünün sertifikası olsa daha içinde kimyasal çevresel bulaşıklık olup olmadığını tespit etmeniz lazım. Onun için laboratuvara bir para veriyorsunuz. Yani organik ürün belgesini alabilmek için ödediğiniz, laboratuvarda yaptığınız tahlil giderleri artı bunun satış noktalarındaki ve sevkiyattaki lojistik giderlerinden dolayı fiyatlar maalesef bazen %100'lere kadar, %50'lere kadar artabiliyor. Ama bizim burada bilinçli tüketici olarak yapmamız gereken daha çok organik tüketerek bu fiyat farklarını aşağıya çekmemiz lazım. Ama en önemlisi gıdaya harcadığımız para bizim için çok değerli. Dolayısıyla lütfen gıdada ucuzluktan, kampanyalardan değil, sağlıklı beslenmelerden yana tercihlerimizi kullanalım.